şimdi Ergün'le devam edelim. Ergün 1960 doğumlu, hem çizgi romancı, hem grafik sanatçısı, hem de bir girişimci dergiler konusunda, böyle söyleyebilir miyiz? İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne giriyor, İstanbul Mimar Sanatı Üniversitesi'nden resim bölümünden mezun oluyor. Nasıl oluyor? Sen girdiğinde güzel sanatlardı, sonra mimar sanat mı oluyor? Yarı yolda değişti. Tam tarihin dönüm noktasındasın. Evet, böyle küçük lezzetler alıp ötekine geçiyorum. Devamlı böyle. Peki. Bu araştırma dalın fresco secco nedir? Bizim okulda bir yan ders gerekiyor mutlaka. Yani bunun içinde işte gravürler var, işte diğer bölümler var. Ben dergiye gidip geldiğimde devamlı. Okula çok az vakit kalıyor, yetişmeye çalışıyoruz falan. İlkine bütün bölümde herkes almış, bir tek şey kalmış. Fresco secco. Orada kimse almıyor. Bu fresco secco nedir açılımı? Yani fresklerden anlıyorum ki fresco. Şimdi şöyle bir şey, hakikaten işkence gibi bir yanımda. Duvara biz tuğla örüyorduk, sıva yapıyorduk, sonra üzerinde resim yapıyorduk. Hepsi böyle bir bölüm mü? Böyle bir bölüm. Yani bunun için herkes kabul etmiyordu. Çimentolar geliyor, bunlar geliyor falan filan. Diğerlerinin tuvalleri var ya da sulu boya kağıtları var. Benden başka çok yok. Öyle hiç bir şey gitti. Mısır dönemine kadar gitti ki o fresko oradan geliyor. Sekko, sıvasız kuru sıva. Yani ben Ergün'ü de mesela nerede görsem, diyelim ki bir yere gidiyoruz, yiyoruz, içiyoruz ya da bir etkinlik ya da başka bir şey. Ergün şimdi sadece ayağını sakatladığı için böyle biraz topallayarak yürüyor. Şu andaki bu da bir değişim o, abi. Bu da bir değişim. Ama genelde o alanın, o dünyanın en cool, en şık adamıdır ve beraber olduğu, yani bütün arkadaşları öldükçe yeni arkadaşlar ediniyor ve onu sürekli gençlerle beraber görebilirsin. Genç kadınlar, genç adamlar, genç sanatçılar. Öldükçe yenilerini koyuyor yerine. Abi bizimle burada olması bile hata şu. Ha? Evet, bence yani lütfen. Bir umut işte. Evet. Ben bunları tüm de... Mutlaka en başta. Teşekkür ederim. Ankara'yla abartarak. Değil mi? Evet. Heyecan çok önemli. Heyecan. O da geçmiş. Heyecan bittiği zaman yaşam. Bir şey söyleyeyim mi abi? İşler heyecanla çiziyoruz. İlk aradığım kişidir Ergün abi. İlk aradığım. Hani bir son aramak lazım. Ve en heyecanlı ve değil, benim şu çalışmayı gerçekleştirirken samimiyetle söyleyeyim, tıkandığım her yerde konuştuğum tek kişi Ergün. Bu bir gerçek. Çok iyi bir arkadaştır her şey. Onda hiçbir sorun yok. Ve çözümcüdür, destekçidir. Peki bir türlü bitmeyen kariyerine biraz daha bakalım. Bu Bahreyn'de çizgi film ve reklam alanında mı çalıştın? Ne zaman gittin? Yani çok gençlik gibi. Hıbır, HBR dergisinin kurucu ve çizerlerinden oldu. Ya da R.R. Joker. Resimli romanı R.R. Evet, resimli roman, çizgi roman derken yöneticilik ve çizerlik yaptı. Ve Radikal Gazetesi'nin kuruluşunda çizgi romanıyla yer aldı. İtalya, Florensa'da müzenin davetlisi olarak resim ve çizgi roman sergisi açtı. Amerikan-Fransız ekolü karışımının ilk örneği olan Akrebin Gölgesi. Bu neydi? Çizgi roman mı? Türkiye'de bir Amerikan komiks. Nerede benzeyen bir girişimcilik dedim ya, bunu yapmak için bir dergi demiştim. Deprem olan yıla denk geldi. Fransa'nın çok ünlü çizeri Paul Guillon'la İstanbul Fransız Kültürü Expo BD sergisini açtı. Fransa'da Amiens'te çizgi roman festivalinin konu oldu ve sergi açtı. Ve Bilgi Üniversitesi'ndeki Driving for Digital Media dersleri devam ediyor. Şayet ya. Etmiyor. Evet. Ve Ergün anlatıyor, kitabı yayınlandı. Yurt dışında çizmeye devam ediyorsun. Bizde bir de şey karakter var. Vampirella. Vampirella var. O elimdeki notlarda yok. Geçen sefer programda vardı. Ve Vampirella çizeri olmak. Bir 50. yılı çizeri. Yani bu çok büyük bir şey. Ve artı. Üstün bir şey yani, hani herhangi birisine söylesen çok bir şey ifade etmeyebilir ama çizerlerin dünyasında herhalde büyük bir
bir bence nokta. Türkiye için de büyük bir şey. Evet. Yani herhalde dünyada milyonlarca satan büyük hayran kitlesi olan ve çok etkili bir karakteri bir Türk çizerin burada 50. yıl ve sonrasını çiziyor olması ve sadece birey olarak onun tercih edilmesi muhteşem bir şey. O yönde sadece algı da yok bazen. Ya şu açıdan ne kadar cool bir karakter olduğunu şuradan anlıyoruz ki Ergün hiç konuşmuyor. Biz seninle ikimiz Ergün'le ilgili konuşuyoruz. Bir gün gene Ergün dedi abi. Parmak kaldı. Abi yok. Ya bir gün Ergün dedi gene öyle biz devam ediyoruz. Peki. Abi özür dilerim. Şimdi burada demin hani meslekle ilgili hani bu para eder mi, şu eder mi gibi sorular gidişirken bizim Gırgır zamanında biz gerçekten çok satan bir dergiyle hayata başladık ve popülerdi. Geliri de güzeldi, herkes paralar kazandı. Bu yüzden böyle şey ızdırabı çekmedik hani reklam şirketlere mi yapalım, oraya mı gidelim, oraya mı gidelim. Bizim öyle bir şansımız vardı yani. Bu yüzden meslekte durduk, devam ettik bizi beslediği için. Bugüne gelince artık geri dönüşü yok hani. Artık iyice yol almışız. Devam ediyoruz. Dünyayı açılarak da demin de söylediğim gibi en güzel pazar şu sırada evrensel dönmek ve bunu başaranlar çoğaldı Allah'tan öyle bir şey. Ve çok değerli çizerler var ülkede. Yani ben bazen çevremizdeki komşu ülkelere bakıyorum. Onlardan yine daha çok var. Hakikaten bahsediyorum. Ülkenin bir potansiyeli de belki kozmopolit, belki melezsiz, belki bilmiyorum ama içeride bir zengin sanat, özellik ve çizgi dünyası var. Yürek, çok insan var ve gittikçe bunlar ortaya çıkıyor. Daha da güzel. Peki bizim son beraber yaptığımız programda da konuştuğumuz gibi yurt dışından bazı örnekler vermiştik. Örnekse Fransa'yı örneklemiştik. Orada nesiller değişmesine rağmen bitmeye bir BD çizgi roman hayranlığı, her şeyden önce hayranlığı ve çizgi romanlarla vakit geçirme alışkanlığı var. Bunu ilk elden yurt dışına gittiğinizde özellikle Fransa başka Japonya tabii ki. Başka Amerika. Belçika'yı söyleyebiliriz ama İtalyanlar da öyle. İtalyanlar da. Yani gördüğümüz şey aslında çizgi romana özel kitapçılar olması ve bu kitapçılarda yani ben kendi ilk gençliğimden beri hatırlıyorum okumaya gittiğim zaman hayret ediyordum. Yani bir çizgi romancıdan niçin gençler işte şu ya da şu kitabı ya da dergiyi alıp çıkmazlar da orada işte çantalarını koyarlar, yerlere uzanırlar, yatarlar, sırtlarını dayarlar, raflara filan. Saatler geçirirler bu dükkanlarda ve o dükkanlarda buna izin verirler canı gönülle. Sonra o karıştırdığı ya da bir kısmını okuduğu çizgi romanları da alır gider parası. Cennet gibi. Yettiğine cennet gibi hakikaten. Şimdi biz çoğunlukla bu alışkanlığa şahit olmadık. Kendi potansiyelimiz olmasına rağmen. Bizde çok eskiden beri büyük ustalar yetişti Türkiye'de ama herkes çizgi romanı çok sevdi. Ama yine de bu kadar yaygın bir alışkanlık ya da bir endüstri, bir sektör oluşamadı. Şimdi bugün çok değerli bir girişim bu, Cartoon İstanbul. Bu belki bu konuda bu ilkle beraber geçmişte bu özlemle yaşamış çizgi roman severlerle ya da çizerlerle gençleri buluşturacak bir etkinlik. Önce Ergün ne düşündüğünü soracağım. Sonra da bu işin mimarı olan Salih'e ne düşündüğünü soracağım. Ergün'e başlayalım. Bizi dinleyen bütün arkadaşlarımıza soruyorum. Şu gördüğünüz etkinliğin daha da büyükleri hatta belki de Fransa'da yılda 52 adet yok. 52 tane. Taleplerle beraber okuyucular okudukça
belki de mekanlar öyle açılıyor, belki de festivaller öyle yapılıyor. Kısacası sizlere de iş düşüyor. Üretimlerimizi ne kadar çok takip edersiniz. Bizler için bu kadar iyi, ülke için. Söyleyeceğim bu, bunların daha büyük ve daha çok olmasını talep ederim. Aslında bu benim bir misyonum değildi. Ben bunun peşinde de değilim. Sonuçta ben bir festivalci değilim ve bir yayın hata da yapmış olabilirim. Ama dünyada ben sonuçta 10 yaşında çizer olarak başlamışım. 14 yaşında transfer olmuşum bir de üzerine üstüne. Fakat sonra demişim ki Türkiye'de dergiler o zaman daha çok satıyordu tabii ki. Yani haftalık 250-300 bin varıyordu. Ama sonra dedim ki bu iş biraz zor Türkiye'de çünkü algıda para kazanamıyorsunuz ve çok zor bir işti. Fakat ben kariyerimi reklamcılık alanına kaydırdım. Reklamcılıkta da belli bir kariyer yakalamamın temel nedeni de 10 yaşında çizer olmamdı. Çünkü hayal dünyamın farklı bakış açısını öğrendiğim yaşlar 10 ile 15 yaş arasıdır. Ve de büyüme yaşları. Ve o benim reklamcılığımda fikir bulmamı, çizerek hikaye anlatabilmemi, her düşündüğüm fikrin storyboard'unu çizip bunu daha paylaşmama çok etkili oldu. Bütün bunların hepsi bu temelden geliyor. Ve son yıllarda baktığımda çizgiyle bir jenerasyon inanılmaz bir bağ kurmaya başladılar. Yani bir tarafta manga kültürü, bir tarafta çizgi roman kültürü. Fakat bir yandan da kenara doğru giden bir haftalık mizah dergilerinin geriye doğru kayma savaşı. Dolayısıyla bunun da hepsini bir araya getirdiğimizde hani ne kadar bugün bu programlarda da izleyeceksiniz. NFT konuşsak, Metaverse konuşsak da orası da bir çizgi dünyası. Aslında bir farklı bir resim oluşturulmaya başlıyor. Bu noktada da ben dedim ki yani sonuçta çizgilerle bağ kurmaları gerekiyor insan dedim ve sonuçta dediğim gibi bir festivalci veya bir organizatör değil. Olmayı da düşünmüyorum. Sadece bir şeyi belki de hissettim ve yapmaya çalıştım. Ve buradaki herkes, Okan da dahil, büyük destek verdiler. En çok beni motive eden bu oldu samimi söylüyorum. Ve bununla birlikte Zekai Bey, herkes devreye girince bu alanları açan İBB ekibi bizi çok destekledi. Hatta ilk söylediğimde de ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Dediler ki yani gençlerim ve çocuklarım buna ihtiyacı var, hemen yapın. Yani bu yine hani her doğru fikir kendi doğru zamanını bekler. Hayatta tek öğrendiğim şey bu. Yani bulduğunuz fikir bazen 3 yıl bekler, bazen 10 yıl bekler ama kendi doğru zamanını bekler. Herhalde yıllardır bunun geldiği nokta buraya olsun. Dediğim gibi sabahtan beri göz altlarım şişmiş, yayıncılar deyip bir şey anlatıyor, ben anlamıyorum. Hani bu stand falan bilmem ki. Yani koyduk ama temel amaç şuydu. Sizleri çizgiyle bağ kurdurmak. Mesela buraya çok daha basit bir background yapabilirdik. Ama ben üzerine gittim. Çizginin içinde olunmasını istedim. Evet. Ve dolayısıyla çizgiyle bağ kurmanız önemli. Ve bu alanda gördüğünüz zaman her çizeri ayrı ayrı ele alacağınız bir görsel var. Ve yayıncılar hakikaten çok iyi yayınlar çıkarıyorlar. Orada bugün açılışını yapacağımız 360 derece bir virtüel alan duruyoruz. Orası var. NFT var. Manga var. Dolayısıyla çizgi üzerine her şeyi işin içine getirmeye çalışıyoruz.